Selam. Dışarıda bir tur atıyordum. Allah, bir soru geldi bir arkadaştan hadisler konusunda. Arkadaşlar konuştuk, konuşursa düşündüm kendi kendime. Bir de bir video çek dedim. Bakın ben bu hadis konusunu bayağı bir video yaptım son zamanlarda ama şimdi buradan bir şey daha demek istiyorum. Çünkü hadis konusunda mesela İbrahim Esinler hadislere inananları, daha doğrusu hadislere bakanları veyahut hadisçi dediği insanları direkt şirkle suçluyor mesela. Ben mesela onun kadar çok da onun kadar sert bakmıyorum konuya. Neden de onun neden böyle baktığını da anlamakla birlikte ama onun kadar ben sert bakmıyorum. Nasıl bakmıyorum? Nasıl onu anlatmak istiyorum burada. Ben şöyle bakıyorum. Hadisler eğer tabii ki din yerine koyulursa İbrahim Esinler haklı. Ama hadisler eğer bilgi olarak alınırsa sadece tarih olarak bakılırsa din yerine konmadığı sürece bence çok da bir sorun yok. Tabii ki sadece Kur'an, ben ona inanıyorum ben de. Sadece Kur'an-ı Kerim'e, ayetlere bakacağız. İslam'ı Kur'an'a göre yaşayacağız. Ha, ama tartışılırsa bir tarihtir. Bu nasıl diğer tarihi dönemlere de bakıyorsak ki tarihte hep birkaç tane anlatım vardır. Hiçbir zaman böyle dört dörtlük doğru bilinmez. Çünkü insan sözü, insan anlatımı her zaman yanlış olabilir. Çok doğal bir şey. Onun için diyoruz ya sadece Kur'an. Çünkü Allah'ın sözü daima doğrudur. Yanlış olmaz orada. Ama hadisler insan sözüdür. O yüzden kimisi uydurmadır. Kimisi doğru bile olsa değiştirilmiştir, değişmiştir. Hadislerde nitekim hep Kur'an-ı Kerim'e bakmak lazım. Kur'an'ın süzgecinden geçiyor mu diye. Sadece Kur'an'a bakacaksak hadise ne gerek var? Ben öyle düşünüyorum. Mesela İstanbul mutlaka fethedilecektir hadisi. Çok güzel. Alıyoruz çünkü fetheden bizim atalarımız. Hoşumuza gidiyor ama şimdi bu hadis olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Yani biraz öyle bakıyorum ben. Ya da mesela bir gün burada camideydik. Haç yemeğe verildi. Akraba var, haça gidecek. Orada mesela hoca dua etti. Ne yazık ki onu demem lazım. Dua dört dörtlük şirk koşuyordu ve kokuyordu. Haşa bir hadiste, mesela bunlar yanlış bence bir hadiste. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, demiş ki ben öldükten sonra benim kabrime gelenler beni gerçekte görmüş, ziyaret etmiş gibi olurlar. Ve o insanlara şefaat ederim falan da filan da. Yani kısacası Allah'tan şefaat dileyecekmiş o insanlar için. Yani resmen böyle bir uydurma. Peygamberin %100 sözü değil bu. Öyle bir şey yok. Kur'an'a da ters, süzgecine de ters. Şefaat, peygamber kimseye şefaat edemez. Kimse için Allah'la pazarlık yapamaz. Şefaat öyle bir şey yok. Sadece Allah'a mahsustur yani. Kimse böyle bir şey beklemesin. Peygamber kimse için Allah'la pazarlık yapamaz. Öyle bir şey yok. Yani peygamberler kendisinin bilene, hatta ki bizim peygamber efendimiz kendi kızına bile ben yanlış hatırlamıyorsam demiş, benim kızım olduğuna çok güvenme, dikkat et diye. Yani madem öyle, o zaman böyle hadisler de var, onları niye almıyorsunuz o zaman? Bakın mesela burada ben de burada mesela bir hadise başvurdum. O yüzden dört dörtlük hadis karşıtı bir insan değilim ama hadislerin sadece tarih olarak alınması gerektiğini düşünüyorum, inanıyorum. Ve mesela orada dediğim gibi bunun çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve bunun gibi acayip böyle hadislerle geliyorlar. Saçma sapan, dine hiç uymayan bir de. Ve bunlarla ne yazık ki Diamond gibilerin eline koz veriyorlar. Kısacası aslında işin özü bu. O yüzden hadislerin tarih olarak alınsın, bilgi olarak alınsın. Tarihe bakar gibi. Ondan da bir çıkarımlar çıkartılmaya düşünürsün, çalışırsın, doğrudur ama din o yerine konmasın. Onlardan haramlar, helallar kılınmasın. Onlarla yol çizilmesin. Yani ben bunu söylüyorum. Tabii ki tarihi bilmek önemli. Derler ya ki nereden geldiğini bil ki nereye gidebileceğini bilesin. Yani nereye gideceğini göresin. Onun gibi tabii ki oradan da onu da görmek lazım, bilmek lazım. Ona da bir karşılığı yok ama onu din yerine koymamak lazım. Bu. İşte burada da mesela Altay Meriç bunu yapıyor mesela. O da hadislere bayağı şey. Hatta kutsi hadislerden bahsediyorlar. Haşa, ben buna tamamen karşıyım. Yani ben ona inanamıyorum böyle bir şey nasıl olabilir diye. Haşa, kutsi hadisler Allah'ın sözüymüş ama Kur'an'a girmemiş. Peygamber Efendimiz bunu buyuruyor. Yani ben demin ne dedim? Hadisler söylentidir. Bunlar insan sözüdür. Yani Allah'ın sözü bile olsa haşa, insan sözüyle dönüştüğüne göre, yani insandan insana geldiğine göre, Kur'an'a girmediğine göre yine değişmiş olacak. Allah'ın sözünü değiştirmiş olursunuz. Bu değişmiş oluyor. Yani yok Allah sözü korur diyorsanız bu yalandır. Böyle bir şey yok. Allah Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar koruyacağını söylüyor. Kur'an-ı Kerim'i hükmedeceğini söylüyor ve Kur'an'ı zaten 19 sisteminle koruma altına almış, matematik sisteminle. Budur. Ben böyle bakıyorum. Ama dediğim gibi hadis
illaki doğru hadiseler, yani Yaşar Nusk mesela, o da hadisleri çok şey yapmazdı. Bunlar süzgeçten geçirilen derdi. Bunların doğrusunu yanlışını ayırt edelim derdi. Ona bile hadis düşmanı derdiler ama aslında adam hadisleri de kullanırdı gerektiğinde. Doğru hadisleri. Aynen, ama İbrahim Esin'le mesela tamamen siliyor. Ama İbrahim Esin'leri de anlıyorum. Onun taktiği biraz şey, biz tamamen şey yapalım, en azından en hafife indirelim. Minimize edelim herhalde kullanımı. Öyle bakış olabilir yani, niye olmasın? Nasıl Atatürk zamanında düşmandan bir şey istemek için bir liste yapmış ya, ki fazla fazla abartarak istemiş. Niye onu yaptı? En azından biz fazla isteyelim ki istediğimizden fazlasını alalım en azından. Yani bu biraz psikolojik bir şeydir. Bence o da onun için yapıyor. Yoksa o da kalkıp da Türkiye'deki insanın %95'ini de müşrik, münafık olarak görmüyordur herhalde. O anlamda. Çünkü ne yazık ki Türkiye'nin çoğunluğu hadislere inanıyor. Onlarla yola gidiyor. Yola çıkmış. Zaten bir taraftan da bu yüzden de İslam dünyası bu durumda işte. Biz de bunu diyoruz. Mesela geçen ben Altay Çember için bir başka bir arkadaşla uydurulmuş din ve indirilmiş din. Kur'an'daki İslam diye. Kur'an'daki din diye bir kitap var. Onu ona reddiye çıktıklarını gördüm. Mesela orada da onların konuşmaları hoşuma gitmedi. Ve orada da Altay Çember çok bilgili bir insan. Gerçekten de hadisler hariç çoğu şeyde hatta katılıyorum da ona. Yani öyle bir ayrım da yok aslında. Ama ne yazık ki orada mesela Kur'an'daki İslam diyen insanlara o da çok kötü bakıyor. Orada gördüm hareketlerini, konuşmalarını arkadaşlar. Mesela yanlış çıkarımlar da yapıyorlar. Neymiş? Geleneksel İslam'a karşı olanları nah, sanki böyle solculuktan suçluyorlar. Solcu İslam'mış gibi yapıyorlar. Devrimle alakası varmış. Devrim yapılıyormuş. Hatta bu yanlışmış aslında. Kendi içine çökmeye şeymiş bu, meyillimiş, hazırmış. Çünkü bir zaman sonra Kur'an'da İslam diyenler de, onlar da gelenekçi olacağı için kendi kendini çürütecekmiş. İşte bu çok yanlış bakış açısı. Çünkü sen, biz Kur'an'daki İslam dedik mi, Allah'ın sözünden bahsediyoruz. Yani o gelenekle ne alakası var? Kur'an'daki İslam'dan bahsediyoruz. Gelenekçi ne demektir? Allah'ın sözü saptırılır. Yahudilerdeki, Hristiyanlardaki gibi. Ve saptırıldıktan sonra insanlar Allah'ın sözünü bırakıp o geleneğe devam uyarsalar, atalarına uyarsalar. Bu gelenekçiliktir. Şu an İslam'da ne yazık ki yapılan odur şu anda. Ama Kur'an-ı Kerim'e uyarsak, biz 1000 sene sonra yine uyarsa bizim çocuklarımız, evlatlarımız, zaten bunda bir gelenekçilik bir şey olmaz ki. O zaman ne olur? Kur'an'daki İslam'da kalmış olurlar. Ama ne yazık ki tabii ki şu anda bu düzelse bile yine ileride yine bir yanlış yola düşülecektir. İlla ki düşülecektir. Çünkü insan bu işte. İnsan beyni bu. İnsan hata yapar çünkü. Sorun bu. İnsan hata yapmaya programlı biraz da. Sadece tövbe etmeye. İnsan bu işte. Onun için diyoruz biz, insan sözüne güvenilmez. Ama tarih olarak, bilgi olarak kullanılabilir. Ben böyle inanıyorum. Hadislere karşı olmamakla birlikte, hadisler çok büyük de böyle önemsememek lazım. Ben bunu söylüyorum. Bunu buradan bir daha vurgulamak istedim. Neyse, şimdi kısa keseyim. Başka zaman daha uzun bir şekilde değiniriz. Görüşmek üzere. Ha, buradan Cemre Demirel'e de selam olsun. Onun düşünce, onu tanıdığıma çok çok memnun oldum ben. Mükemmel bir insan ve gördüğüm çok çok yani güçlü insanlardan bir tanesi. Onu açık konuşayım yani. Helal olsun. Başka istemiyorum. Onu da takip ediyorum artık. Şefaat. Şefaat var mı? Yok. Bu var. Şefaat var. Ya şefaat yok deyip de kestirip atacak halimiz yok. Var. Var da bu nasıl var? Bu nasıl diyor? Bu nasıl diyor yani? Bir bakalım bu nasıl diyor. Öyle cehennemden tut cennete postala. Öyle bir şefaat yok. Kimse kusura bakmasın. Yok, öyle bir şey yok. O yok yani. Ya Allah'ın cehenneme attığını cehennemden kim çıkarabilir ya? Yani Allah merhamet etmedi. Haşa, Allah'tan daha merhametli biri mi var ya? Allah acımadı da başkası acıyor sana, öyle mi yani? Haşa, Allah gaddar mı yani? Haşa ve kella. Rahman Rahim sıfatı kimin? Rahmet merhamet sıfatları kimin? Rauf sıfatı kimin? Afu sıfatı kimin? Gafur sıfatı kimin? Şu kadar bağışlamaya dair sıfatı var Allahu Teala. Bu kadar bağışlamaya dair sıfatı olan Allahu Teala'nın nasıl oldu da gazabını hak ettin de cehenneme girdin? Şimdi seni Allah'tan daha çok kim sevebilirdi? Kim seni oradan çıkaracak ya? Diyor ki peygamberimiz bizi çıkaracak. Allah Allah ya. Ya Allah'ın sevmediğini peygamber sever mi ya? Allah'ın sevmediği birini peygamberimiz sever mi ya? Sen kimi kimin karşısına koyuyorsun, farkında mısın? Diyor ki Allahu Teala,
Efe ente tunqizu men finnari. Aa, sen mi cehennemdekileri sen mi çıkaracaksın oradan diyor. Bak Zümer suresinin 19. ayet. Bak bak cümleye bak. Allah'tan daha merhametli kim olabilir arkadaş ya? Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen kimi kimin elinden kurtarıyorsun ya? Rabbimiz gaddar mı haşa ve kella ya? Şefaat elhak vardır. Ama şefaat cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmek demek değildir. Şefaat cennete gitmeye, yani Allah'ın izin verip razı olduğu kişileri aslında cennette bir üst dereceye çıkarmaktır. Bu kadar. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Şefa zaten çift yapmak demektir. Tek var olana bir katlama, o bonus böyle. Ya şefa kelimesi, ya şunu şöyle anlatıyorum adam demesin mi ki şefaati inkar ediyor ya. Ya la ilahe illallah ya, çıldırmamak elde değil ya. Ya kim inkar ediyor ya? Ya sen Allah'ı gaddar gösteriyorsun ya sen. Sen ayeti inkar etmiyorsun da ben mi inkar ediyorum? Kur'an'da 32 tane şefaatle ilgili ayet var. Ben bunları bilmiyorum da şimdi sen mi biliyorsun bunları? Ben inkar ediyorum öyle mi? Senin anlattığın öyle bir din ki o dinde istesen de cehenneme gidemiyorsun zaten. Bak öyle öyle. Çünkü peygamberimiz güya demiş ki sallallahu aleyhi ve sellem kebairi şey şefaati li ehlil kebairi min ümmeti yevmel kıyame. Benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerinedir. Al. Şimdi o zaman peygamberimizin şefaatini elde etmek için ne yapmak gerekiyormuş? Büyük günah işlemek gerekiyormuş. Ya gördün mü? Gördün mü? Onu der mi şu ayeti bilen Hazreti Muhammed? Öyle bir şey der mi şu ayeti bilen, herkesten daha iyi bilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ve men, adam öldürmek büyük günah değil mi? Nisa suresi 93. ayet. Kim kasten bir mümini öldürürse, onun cezası içinde kalacağı ebedi cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir. Allah ona lanet etmiştir. Allah onun için en büyük azabı hazırlamıştır. Sen şimdi bu ayete rağmen peygamberimiz bunu kurtaracak demeye getiriyorsun. Öyle mi yani? Oldu mu şimdi bu yani? Allah Allah. Şimdi eğer büyük günahları peygamberimiz şefaatiyle şey yapacaksa, kaldıracaksa kolay. Küçüklerin zaten şeyi var, garantisi var. Onun garantisi Nisa suresinin 31. ayeti. İn tecdenibu kebaira ma tunhevne anhu. Bak bak Allah-u Teala diyor ki size yasaklanan davranışların büyüklerinden kaçınırsanız siz kaçınacaksınız büyük günahlardan. Siz bunlardan kaçınırsanız nükeffir anküm seyyiatüküm. Diğer küçük günahlarınızı biz örteriz. Ve nudhilküm mudhalen kerima. Hepinizi de en değerli bir yere koyar cennete yani. Tamam. Küçükler Allah-u Teala affediyor, örtüyor. Büyükler de peygamberimiz şefaatiyle şey yapıyor. Tamam. Tertemiz ortalık. Daha bu kadar ayete ne gerek var? Allah'ın rahmeti, Allah'ın merhameti, Allah'ın rahmaniyeti ve rahimiyeti bizi kucaklayacak diye inanacak ve bu uğurda çaba sarf edeceğiz. Bizi Rabbimiz kurtaracak. Bizi Rabbimiz affedecek. Biz kurtarılmayı veya bağışlanmayı başka birinin eliyle beklemek durumunda değiliz. Şefaat nedir? Allah izin verdiği kimselere şefaat ettirecek mi? Şefaat nedir sorusunu cevaplandırırsak Allah'ın izin verip vermeyeceği anlaşılır zaten. Zeminden başlamak lazım. Şefaat Kur'an'ın icat ettiği bir kavram değil. Kur'an geldiğinde, Kur'an-ı Kerim geldiğinde Mekke toplumunda, müşrik toplumunda hatta Orta Doğu'da bütün dinlerde şefaat diye bir kavram vardı. Müşrikler Allah'tan başka edindikleri, Allah'a koştukları ortak, Tanrı kabul ettikleri ortaklarını ya da Allah'a ortak koştukları tanrılarını Allah'la kendi aralarında şefaatçi kabul ediyorlardı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de gelen şefaatle ilgili ayetlerin ikisi hariç tamamı Mekke'li müşriklerin şefaat inancını reddetmek için gelmiş ayetlerdir.
bu ayetler bu bağlamdan koparılarak okundu ya da hiç okunmadı. Belki bir tanesi, iki tanesi illa biiznihi kısmı okundu ve buradan şefaat edilebileceği gibi bir kanaat oluştu. Ama birçok ayete de hiç bakılmadı. Ne tefsirine ne yorumuna. Hatta tefsirlerde yanlış yorumlar da var. Onu da yeri geldikçe söyleyebilirim kısa kısa. Bu en çok istismar edilen konu da ya da ayetlerden cımbızla çekilerek kullanılan kısım şurası. Sizin de işaret ettiğiniz gibi Enbiya suresi 28. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Onun razı olmadığı kimseye şefaat edemezler. Onun korkusundan titrerler. Kimden bahsediyor? Başına sonuna bakmazsanız bu ayet gerçekten anlaşılmaz. Baş tarafına baktığınızda 25. ayetten başlıyor. Diyor ki senden önce ne kadar peygamber gönderdiysek mutlaka kendisine benden başka ilah yoktur, bana kulluk edin diye vahyettik. Konu tevhid ve şirktir ve peygamberlerdir. Geçmiş peygamberlerdir. Sadece Muhammed Aleyhisselam da değildir. Rahman çocuk edindi dediler. Bu sadece Mekkeli müşriklere de has değil. Yahudiler, Hristiyanlar ve bütün müşrikler Allah'a çocuk isnat etmektedirler. Mesela oraya geleceğim, oraya girmeyeyim. Haşa, o bu iddialardan çok uzak ve yücedir. Allah Sübhan'dır. Onların vasfettikleri, koştukları ortaklardan, araya soktukları şefaatçilerden uzaktır. Yücedir, böyle bir aracıya da ihtiyacı yoktur. İnsanların da Allah'a ulaşmak için aracıya ihtiyacı yoktur. Onlar da Allah'ın lütfuna mazhar olmuş kullarıdır. Kim? Peygamberler. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın lütfuna mazhar olmuşlardır. Allah'ın vahyine mazhar olmuşlardır. İyiliğine mazhar olmuşlardır. Öyleyse Allah onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Yani peygamberlerin de bütün insanların da geçmişlerini, geleceklerini Allah bilir. Allah bildiğine göre şefaatçiler Allah'a ne söyleyecek? Aslında bu cevapsız kalmaktadır bu soru. Şefaat iddiasında olanlar bu soruya cevap bulamamaktadırlar. Onun razı olmadığı kimseye şefaat edemezler. Yani peygamberler de olsa, konu peygamberler burada. Herhangi insanlar değil. Geçmiş bütün peygamberler dahil, melekler dahil, Allah'ın razı olmadığı kimseye şefaat edemezler. Böyle bir yetkiyi Allah vermiyorum diyor. Çok açık, net. Hatta bu şefaat edeceğine inanılan insanlar ya da peygamberler ya da melekler onun korkusundan titrerler. Onun karşısında onun rızası hılafına kimsenin söz söyleme hak, selahiyeti yoktur. Efendim bu izin kelimesi burada ne anlama geliyor? Aslında Allah razı değilse izin vermeyecek. O zaman izin vermeyeceği ifadesinden ya da müşriklerin bunlar bizim şefaatçilerimizdir dedikleri soruya cevap olarak gelmiş ayetler, red ayetlerinden, eleştiri ayetlerinden siz izin kelimesini cımbızla çekip izin çıkarırsanız ayetin geri kalan kısmı anlamsızlaşır. Cümle olmaktan çıkar. Dolayısıyla müşriklerin iddiasını önce bilmemiz lazım. Yani şefaat konusunda öncelikle bilmemiz gereken şey bu ayetler müşriklerin Allah'a koştukları ortakları şefaatçi kabul etmeleri ve Allah'ın da şefaat, ben bunlara izin mi verdim de siz bunların şefaat edeceğini bekliyorsunuz anlamında bu ayetlerin eleştiri ayetleri olarak geldiğini öncelikle görmemiz lazım. Mesela Bakara suresi 255. ayete baktığımızda da bu ayetlere çok benzer. Allah onların geçmişlerini, geleceklerini bilir ifadesi orada da var. Orada da onun huzurunda o izin vermeden şefaat edecek de kim diye bir eleştiri var. Siz bu eleştiri cümlesini yok sayarak illa bir iznihiden cımbızla çekip hüküm çıkarırsanız bu ayeti anlamamış olursunuz. Çünkü müşrikler şöyle diyorlar. Yunus suresi 18. ayette
Zira onlar Allah'ı bırakıp da kendilerine fayda veya zarar veremeyecek şeylere kulluk ediyor ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Yani Allah'a eş koşmakla eş anlamlı şefaatçi edinmek bu ayetlere göre. Efendim bu kafirler için, kafirlerin şefaatini yasaklıyor bu ayetler. Burada da anlaşıldığı gibi. O zaman Allah'ın izin verdiği Müslümanlara şefaat vardır diye bir anlam çıkarıyorlar. Şefaatle ilgili, Müslümanların şefaatiyle ilgili ya da Müslümanlara inmiş şefaat konusunda Müslümanlara hitap eden iki ayet vardır. Birinde şefaatin olmadığını söylüyor. Öbüründe de dünyada kendi aralarında birbirlerine şefaatçi olmalarından bahsediyor ahlaki anlamda. Ne kıyamet var o ayette ne inanç var. Tamamen ahlaki, Müslümanların kendi aralarındaki ilişkilerdeki şefaatten bahsediyor. Burayı da açıklayarak sonlandıralım. Mesela Mekke'nin müşriklerin hem geçmiş peygamberlerini, tıpkı Yahudiler, Hristiyanlar gibi hem de melekleri Allah'la kendi aralarında şefaatçi kabul ediyorlar. Necm suresi 26'da gökyüzünde nice melekler var ki Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye izin vermesi dışında onların şefaati hiçbir yara sağlamaz. Yani Allah izin vermedikçe şefaat edemeyecekler demektir bu. Şimdi Müslümanlara gelelim. Müslümanlarla ilgili iki ayet demiştik. Bakara 255 ayetel kürsi, onun izni olmadan huzurunda şefaat edecek de kim? Sorusunun başına sonuna baktığınızda o ayet bütünüyle şefaatin anlamsızlığını anlatır. Allah onların geçmişini bilir, geleceğini bilir. Onlar Allah'ın ilmini kuşatamazlar. O zaman şefaatçi Allah'a ne söyleyecek? Buraya tekrar geleceğim. İleride bir konu gelecek. Orada bunun cevabı da gelir ama o zaman dağıtmış oluruz. Sorun şu. Hazreti İsa'ya Allah soruyor. Sen ey İsa sen mi dedin bunlara beni ve annemi Allah'tan başka birer tanrı edinin diye. O da haşa. Ben onlara öyle bir şey demedim hayattayken. Ben vefat ettikten sonra, sen beni vefat ettirdikten sonra da onların halini sen benden daha iyi bilirsin, ben bilmem. Ben senin zatını bilmem, sen benim içimde olanı, zatımda olanı bilirsin. Anlamında Hazreti İsa'nın da cevabı vardır. Dolayısıyla vefat etmiş bir peygamberin ya da meleğin bir insanın Allah gibi haşa her halini bilmesi mümkün değildir. Benim gizlide günah işleyip işlemediğimi peygamber ne bilsin? Belki melekler bile bilmiyor. Ama Allah biliyor. Gizlilikleri, gaybı bilen Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın huzuruna, Allah'ın cehennemlik yazdığı, razı olmadığı bir insana gidip bir kulun, melek olsun, insan olsun. Ya Rabbi bu cennetlik olması lazım geliyor ama sen niye cehennemlik yazdın diye Allah'ın kararını sorgulayacak bilgiye sahip biri var mı? Yok böyle bir dünya. Onun için bu ayetleri doğru anlamamız lazım. Mesela bu Bakara suresi 254 hemen ayetel kürsüden önceki ayettir. Ey inananlar hiçbir alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Ayetine baktığınızda ahiretten bahsederken hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve şefaatin olmadığı gün diye bahsediyor. Burada şefaat yokmuş. Oraya şefaati kim götürecek? Var mı böyle bir yetkili? Siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. O zaman müminlerle ilgili bir birinci ayet budur. İkinci ayet de şudur. O da Nisa suresi 85. ayet. Kim bir iyiliğe aracılık, şefaatçilik ederse o iyilikten kendisine bir pay vardır. Kim de bir kötülüğe aracılık, şefaatçilik ederse o kötülükten kendisine bir pay vardır. Allah her şeye muktedirdir. Nasibini verir. Bu ayete baktığınızda da Müslümanların kendi aralarındaki ilişkilerinde bir hayra aracılık yani şefaatçilik ederse siz ikiniz birbirinizi tanımıyorsunuz. Ben araya giriyorum. Sizi birbirinizle tanıştırıyorum. İkinizin hayırlı bir işine aracılık ediyorum. Bundan bana bir hayır vardır. Sevap derseniz sevap, lütuf derseniz lütuf, kerem derseniz kerem. Allah bunu benim hayır haneme de pay yazıyor. Yazacağını söylüyor. Ama ikiniz kendiniz arasında oturup bir plan yapmışsınız. Ben de size yardımcı oluyorum.
Ya da ikinizin planından haberdar oluyorum. İkinizi buluşturuyorum. Bir planlamayı, kötü bir planlamayı yapmanıza aracılık ediyorum. Burada da yaptığınız kötülükten bana pay vardır diyor. Bu ahlaki olarak insanlar arasındaki aracılık ve şefaatçiliktir. Bunu Allah'a karşı kullanmak, yani iki insan arasındaki ya da üç insan arasındaki aracılık ilişkisini Allah'la kullar arasındaki aracılık ilişkisine mukayese ederseniz şöyle bir hata yaparız. O da şudur. Ben Ahmet'le Mehmet arasında aracılık ettiğimi düşünün. Ahmet Mehmet'i tanımıyor, Mehmet Ahmet'i tanımıyor. Ben aracılık ediyorum. Çünkü ikisinin de benim aracılığıma ihtiyacı var. Eğer Allah'la sizin aranızda ben aracılık etmeye kalkarsam, ben Allah'a bilmediği bir şey söylemiş olurum haşa. Çünkü Allah seni de onu da, Ahmet de Mehmet de benden iyi biliyor. Beni de benden iyi biliyor. Dolayısıyla Allah'a kulunu öğretmeye kalkmak gibi, özür diliyorum ama bir densizliktir şefaat. Müşriklerin yaptığı bir suçtur. Müşriklerin yaptığı bir suçu, hem de şirk suçunu, insanı kafir yapan, ebedi cehennemlik yapan bir suçu Allah Müslümanlar için layık görür mü? Kendine layık görür mü? Müslümanların bunu çok iyi anlaması lazım. O zaman şöyle anlıyor bizim Müslümanlar. Alıştıkları bir şeyi eleştirdiğinizde bunu peygambere yapılan bir saygısızlık gibi alıyor. Hayır. Peygamberimiz bize yapması gereken şefaati dünyada yapmıştır. Allah'tan aldığı bilgiyi, aldığı görevi bize iletmiştir. Adam olana şefaat olarak yeter. Bizi o göreve uymamız lazım. Ama bizden şunu bekliyorlar şefaat konusunda. Tersinden peygamberin getirdiği vahye sahip çıkmak, onu uygulamak, ona riayet etmek, ona itaat etmek gibi sorumluluğumuzu yerine getirmediğimizden dolayı işlediğimiz o büyük günahı, Allah'ın dinine karşı bigane kalma günahını maalesef peygamber aracılığıyla Allah'a affettirmesini sağlamak gibi bir torpil aracına dönüştürüyorlar ki bu şefaat değildir. Haşa, bu Allah'ın söylemediği bir şeyi dine dahil etmektir. Peygamber aleyhisselamın yapmadığı bir iddiada bulunmaktır ya da söylemediği bir iddiada bulunmaktır. Efendim peygamberler bizim için dua edemez mi? Eder. Bunu peygamber de yapar, biz de yaparız. Biz birbirimize dua etmiyor muyuz? Ediyoruz. Bu şefaat değil ki, şefaat bu değil. Genelde insanların birbiri için yaptığı duayı şefaat kabul ediyorlar. Arkadaşlar, dua başka şeydir, şefaat başka şeydir. Şefaat yetki kullanımıdır. İstirham etmek değildir. Onun için bu ikisini birbirine karıştırıyorlar. Altını çizmek istediğim konunun biri buydu, biri de şudur. O zaman biz ne yapacağız? Allah yanı başınızda, size, sizden daha yakın. Ne söyleseniz fısıltınızı bile duyuyor, kalbinizden geçeni bile biliyor. Allah'a el açıp dua ederken birilerini Allah'ın huzurunda Allah'a karşı yardıma çağırmak gibi bir dua olmaz. Bu duanın tabiatına terstir. Allah'la kul arasındaki ilişkiyi belirleyen inancımıza terstir. Neden? Allah bana kalbimden daha yakın, şah damarımdan daha yakın, kişiyle kalbi arasına girer diyeceksiniz. Sonra araya şefaatçi koyacaksınız. Nereye koyacaksınız? Mesafe mi var? Eğer şefaate mesafe ayırıyorsanız Allah'la aranızdaki mesafeyi bilmiyorsunuz. Ya da mesafesizliği bilmiyorsunuz demektir. Bu Allah'ı anlamakla ilgili bir konudur. Allah'ı doğru anladığımızda şefaati de doğru anlayabiliriz. Allah'ı anlamayanlar şefaati anlayamazlar. Allah'tan başkasından şefaat istenir mi? İstenmez. Zümer suresinin 44. ayeti açıkça şefaatin tamamı sadece Allah'a mahsustur der. Dolayısıyla şefaat Allah'a mahsustur. Her kul şefaate muhtaçtır. Şefaat edecek olan da Allah'tır. Allah rasullerin dahi hesaba çekileceğini ifade etmiştir Kur'an. Ve lenes'elennellezine ursile ileyhim ve lenes'elennel murseli. Gönderdiğimiz peygamberleri hesaba çekeceğiz. Peygamber gönderdiğimiz toplumları da hesaba çekeceğiz.
Peygamberleri hesaba çekeceğini söyleyen Kur'an bir tarafta, öbür tarafta ise Allah'tan daha fazla merhametli peygamber imajı öbür tarafta. Peki peygamberin şefaati nasıl anlaşılıyor? Şöyle anlaşılıyor. Allah bir adamı cezalandıracak, peygamber Allah'ın elinden adam alacak. Hatta bir de rivayet uydurmuşlar. En sahih kitaplara koymuşlar. Nedir o? Şefaati li ehlil kebaira min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin en büyük günahkarları içindir. Yani şöyle mi anlayacağız? En büyük günahkarları peygamber affeder, küçükler Allah'a kalır. Bu ne cüret? Bu ne cesaret? Dolayısıyla şefaat meselesi ele alındığında Mekke müşriklerinin bir inancıydı. Kur'an'da içinde şefaat geçen ayet sayısı 25'tir. 22'si doğrudan menfi olarak, olumsuz olarak şefaati olumsuzlar. Zaten bir tanesi şefaatin tamamını Allah'a isnat eder. Bir tanesi de nötrdür. Onun için müşriklerin inancı olan kayırma inancı, ki bu torpil inancıdır. Şefaatin bir başka anlamı torpildir. Kayırmadır. Adam kayırma. Torpil. Bunların olduğu bir iman, iman olur mu? Allah torpil geçecekse, torpile izin verecekse, adam kayırmaya izin verecekse, peki o zaman ilahi adalet ve hakkaniyet nerede kaldı? O zaman وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Zerre miktarı kötülük işleyende, iyilik işleyende onu görecek ayetine iman edenler neye iman etmiş oluyorlar? Mümin olmak tutarlı olmayı gerektirir. Her türlü tutarsızlık imanın zaafıdır. Bu da bir tutarsızlıktır.